Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Güç. Bugün Python ile mail gönderme işlemi nasıl yapılır bundan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle hemen terminalimizi açalım şöyle. Daha sonra burada cd.desktop diyerekten masaüstüme gidiyorum. Daha sonra burada masaüstümde mkdir komutu ile bir tane dosya oluşturacağım. Adını da sendmail olarak isimlendireceğim. Daha sonra bu klasörün içerisine gideceğim şu şekilde. Daha sonra burada bir tane dosya oluşturacağım. Buraya copy null app.py isminde bir tane dosya oluşturacağım. Şu anda bir tane dosya oluşturuldu. Daha sonra cd nokta nokta diyerekten bir geri gidiyorum. Daha sonra VS Code ile bunu açmaya çalışacağım. Code send mail şeklinde klasörü VS Code ile açacağım. Evet, şöyle şunu büyütelim. API dosyasını açalım. Evet, öncelikle Python'da mail gönderme işlemi için kullanmamız gereken bir modül var arkadaşlar. Bu modül Python ile birlikte geldiğinden dolayı herhangi bir kurulum yapmamıza gerek yok. Hemen şu şekilde from SMTP lib import SMTP şeklinde bir şey söylüyorum burada. SMTP lib modülünden SMTP sınıfını yani klasını dahil etmek istediğimi söylüyorum. Öncelikle bu SMTP nedir? Çok kısaca bundan bahsedelim isterseniz. SMTP Simple Mail Transfer Protocol, yani basit mail transfer protokolü şeklinde Türkçeleştirebiliriz arkadaşlar bunu. SMTP mail gönderme işlemleri için kullanılan bir TCP/IP protokolüdür arkadaşlar. Yani birine mail göndermek istediğimizde bu SMTP protokolü ile mail gönderme işlemini gerçekleştiriyoruz ve bugün de bu SMTP yani Simple Mail Transfer protokolünü kullanarak da bir mail gönderme işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız. Devam edelim. Buraya mail mesaj bilgisi için değişkenlerimizi oluşturalım arkadaşlar burada. Subject isminde bir tane değişken oluşturuyorum ve buraya mailimin konu bilgisini girmem gerekiyor. Ben buraya test isminde bir isim vereceğim konu değişkenine. Daha sonra message isminde bir değişken oluşturup buraya mesajımı gireceğim. Örneğin bu bir test mesajıdır şeklinde bir mesaj giriyorum. Daha sonra bir tane content isminde bir değişken oluşturup bu subject ve mesajı burada birleştirmeye çalışacağım. Şöyle diyelim. Subject, daha sonra şunu formatlamak üzere şöyle sıfırlı gönderelim. Daha sonra iki satır boşluk bırakıp buraya mesajımızı gönderelim isterseniz şu şekilde. Bunu da bir olarak gönderdim. Daha sonra bunları formatlayalım. Birinci parametre olarak subject'i göndereceğim. İkinci parametre olarak da mesajı göndereceğim. Bunu yapmamızın tek sebebi arkadaşlar, normalde text string halinde gönderdiğimiz zaman bunu mesaj olarak algılıyor. Biz burada subject isminde bir ibare kullandığımız zaman burada subject yani şu teksti mailin subject'i olarak gönderecektir mail sunucusuna. Dolayısıyla böyle bir birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra mail göndereceğimiz mailin hesap bilgilerine girelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buraya my mail adres isminde bir değişken oluşturup buraya e-postamızı gireceğiz. Daha sonra password isminde bir değişken oluşturup buraya da şifre bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Ben şu anda diyoda şifre bilgilerim gözükmesin diye farklı bir dosya açıp o dosyadan çekeceğim şifre bilgilerimi. Ama bunu sizin yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet, şu anda şifre.py adında bir tane dosya oluşturdum ve burada e-posta ve şifre bilgilerim duruyor. Daha sonra py dosyamı projeme dahil etmekte devam ediyorum. Import şifre diyerekten şifre modülümü buraya dahil ettim. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sizin yapmanıza gerek yok. Ben bunu sadece videoda şifre bilgilerim gözükmesin diye yapıyorum. Evet, bu şekilde hesap bilgilerimizi de girdikten hemen sonra mailin kime gönderileceği bilgisini girelim. Bunun için de send to isminde bir değişken oluşturacağım ve buraya göndermek istediğim mail adresini yazacağım. Ben diğer bir kullanmış olduğum Gmail hesabının e-postasını yazacağım buraya. Evet, kime gönderilecek bilgisini de girdikten sonra artık biz e-posta sunucumuza bağlantı işlemlerini gerçekleştirelim. Bunun için mail adında bir tane nesne oluşturuyorum. Buraya SMTP sınıfından bir mail nesnesi oluşturuyorum. Şimdi buraya parametre olarak kullanmış olduğum e-posta sunucusunun host adresini buraya girmem gerekiyor arkadaşlar. Ben Gmail'i kullandığım için Gmail'in e-posta sunucusunun host adresini girmem gerekiyor. Buraya smtp.gmail.com şeklinde bir host adresi girdim. Daha sonra bu kullanmış olduğu hizmet numarası 587. Dolayısıyla buraya 587 yazıyoruz. Eğer siz farklı bir e-posta sunucusu ile mail gönderme işlemi gerçekleştirecekseniz, örneğin Yandex ile gönderecekseniz Google'da IMAP Yandex şeklinde bir arama yaparsanız en güncel ve resmi bilgilere bu şekilde ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Devam ediyorum. Daha sonra burada postunu belirtmiş olduğum maile mail sunucusuna bağlantı işlemini gerçekleştirmek için Elo fonksiyonunu burada çağırıyorum. Daha sonra
verilerimin sunucuya şifreli bir şekilde göndermek istediğim için burada Start TLS fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Daha sonra mail sunucusunda oturum açmam için, yani login olmam için burada şifre bilgilerimi girmem gerekiyor. Biz bu bilgileri zaten My Mail Address ve Password isimli değişkenlerde tutuyorduk. E-posta sunucusuna oturum açtığımıza göre artık mailimizi gönderebiliriz. Bunun için mail.sendmail fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Burada birinci parametre olarak mailin kimden gönderileceği bilgisini buraya girmemiz gerekiyor. Burada My mail adres diyelim. Daha sonra burada mailin kime gönderileceği bilgisini girmemiz gerekiyor. Bunun için de send to isminde bir değişkenimiz vardı. Ve son olarak mesajımızı göndermemiz gerekiyor. Biz de bunu zaten content isimli değişkende biz bunları tutuyorduk. Yalnız Türkçe karakterleri sunucuya gönderirken sıkıntı oluyor. Bu sorunu engellemek için de encode isimli metodu burada çağırıyoruz ve içerisinde UTF-8 şeklinde bir şey söylüyoruz. Sorunsuz bir şekilde mail gönderme işlemini gerçekleştirecektir. Son olarak kullanıcıya bir çıktı versin. Şöyle mail gönderme işlemi başarılı şeklinde son olarak kullanıcıya bir çıktı versin. En son bunları bir try except bloklarını alalım isterseniz. Herhangi bir hata durumuna karşın güzel bir hatayla karşılayalım kullanıcıya. Except dedim. Daha sonra şöyle bir herhangi bir hata durumuna karşı exception deyip SE olarak göstereceğim bunu. Daha sonra bunu da print ile bastırmaya çalışacağım. Şöyle hata oluştu diyelim. Daha sonra bir satır boşluk bırakıp hatamızı yazdıralım arkadaşlar. Daha sonra bunu formatlayalım şöyle. Parametre olarak da E'yi burada göndereceğiz. Evet, bu şekilde kodlarımız tamamlandı arkadaşlar. Öncelikle önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Gmail ile mail gönderme işlemi gerçekleştirecekseniz eğer Gmail hesabınızdan daha az güvenlik uygulamalara izin vermeniz gerekiyor. Ben şöyle göstereyim şunu. Bakın şu anda bu aktif. Eğer bu kapalıysa mail gönderme sırasında hata oluşacaktır. Ben buranın linkini videonun açıklama kısmında belirteceğim. Dediğim gibi bunu aktif etmeniz gerekiyor. Eğer bu kapalıysa hata verecektir arkadaşlar. Yalnız şurada yanlış yazmışız, onu düzeltelim. Evet, isterseniz projemizi artık bir çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu diye. Burada p.app.e dosyamı şöyle bir çalıştıracağım. Bakalım mail gönderecek mi? Bakın görmüş olduğunuz gibi mail gönderme işlemi başarılı şeklinde bir mesaj aldık. Hemen e-postamızı bir kontrol edelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu bir test mesajıdır şeklinde mailimiz buraya geldi. Şöyle. Evet arkadaşlar, Python ile mail gönderme işlemi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoya like atmanız yeterli. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.